Oy, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Ramazan'ın kaçıncı günü lan? Bastırma. Yani biz tırcılar, kamyoncular hiçbir zaman yoldan çıkalmayız arkadaşlar. Biz kimseye minnet etmeyiz baba. Evet, aynen öyle. Ezan okundu. Allah kabul etsin. Şimdi orucumuzu açacağız inşallah. Fasulyemiz pişti. Görmüş olduğunuz gibi. İftar hazırlığı bütün hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Salatamız tamam baba. İsmail abi yapıyorsun bu sporu ya. Yılların ıslak kaptanlarından birisi İsmail evet. Abimiz. Evet. Sahur bu kadar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese yeni videodan selamlar. Bugün arkadaşlar Ramazan'ın kaçıncı günü la? Bugün 3. gün arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın. Sabahın saatinde yani daha ayılamadık. Kendimize gelemedik. Bugün arkadaşlar Allah nasip ederse oruçlu güzel bir yolculuk yapmayı hedefliyorum. Bugünkü yolculuğumuz Allah'ın izniyle yine her zamanki gibi İzmit. Normalde çarşamba günü belli bir sefer vardı. Onun için geldik ama ne yazık ki program değişti, o iş iptal oldu. Sonra biz diğer arabayla birlikte her zamanki gibi geldik. Big Bag çuvallarımızın önüne geldik, yanaştık ve şimdi yükleme yapıyoruz. Bakın ne yüklüyoruz, nereden yüklüyoruz, görün istiyorum. Görünüz değil mi? Bunlar Big Bag çuval ve diğer araba şu an yükleniyor. Onun kayar perde olmadığı için biraz uğraştırıyor portikçi arkadaşı. Ama biz uğraşmayacağız. Biz ne yapacağız? Biz yükleyeceğiz. Ve şu an orada kim var? Kırmızı yıldızımız var. O da damperli, o da orada bekliyor. Çuvalla yükleyecek. Ve aracın yanındaki kaptan şoförümüz Sina Uçak. Ali Bülbül evinde, istirahatinde. Arkadaşlar bugün inşallah, yani bir yandan çok sevindim. Neden çok sevindim? Yola gidiyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Niyetliyiz, oruçluyuz. İnşallah havada yağmur falan yağmaz. Ve aracımızda güzel bir iftar ve sahur yapmayı hedefliyorum. Sizler aklımda şimdi güzel bir sulu yemek var. Evde yapılabilen güzel bir sulu yemek var. Böyle taze taze. Kilosu da çok pahalı ama bakacağız. Uygun bir yerde bulabilirsek o dediğimden. Niyetim var yani sulu yemek yapacağım. Sadece o olsa yeter zaten. Sulu yemek, tatlı onlar olsa yeter. Daha başka ne olsun abi. Zaten iftarda fazla bir şey yiyemiyorsun ki. Size tavsiyem iftarda. Sakın abi, yok efendim çok acıktım, şu oldu bu oldu, lap. Yok abi, ondan sonra var ya buraya bir kramp giriyor, bir sancı giriyor var ya, böyle nefes alamıyorsunuz. İnanın nefes alamıyorsunuz, insan çok kötü oluyor. Ve benden size tavsiyeniz, yani Profesör Doktor Nizamettin Akbaş'tan sizlere öneri, tavsiye. Az çorba, az yemek yiyin, bir bardakta su için kalkın. Ha acıkırsanız bir saat sonra falan devam edebilirsiniz yemeğe. Ama birden yüklenmeyin. Çünkü o mide ne yapıyor? Küçülüyor. Yemek mi yiyorsun sabahtan akşama kadar? Mide küçülüyor. Birdenbire ne yapıyorsun? Baskı uyguladığın zaman da bu sefer ne oluyor? Mide böyle rahatsızlaşıyor, sizi rahatsız ediyor. Onun için Profesör Doktor Nizamettin abinizin sözünü dinleyin ve iftarlarda fazla yumulmayın. Az çorba, az yemek, tatlı varsa bir iki tane tatlı, bir bardak su. Ondan sonra diğer özel ihtiyaçlarınızı balkona çekilip karşılayabilirsiniz. Hadi bakalım. Herkese hayırlı iftarlar arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Allah'ım herkesin tutmuş olduğu ve tutacak olduğu bütün oruçları kabul ve makbul eylesin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Dualarınız, istekleriniz, arzularınız, her şeyiniz Allah'ın katında inşallah kabul olur. Hepimizin kabul olur. Herkesi cehennem azabından korusun, cennetine koyuversin inşallah. O cennet gül bahçelerinde bir bahçe herkese nasip etsin inşallah. Allah her şey gönlünüz olsun. Sizleri seviyorum. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım şimdi aracımızı yükleyelim ve yolculuğa başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi yükleme sırası bana geldi. Diğer aracı yükledik. Şimdi benim aracım yüklenmeye başladı. Allah'tan yükleme kolay yani. Hemen şu görmüş olduğum hani hot geliyor, oradan takıyor çift çift. Bizim aracımıza geliyor. Bu şekilde sıralıyor. Böyle arkadan vurdurma yapıyor ki 25 torba aldırabilelim. Bunlar sülfat. Sülfat gübresi. Biraz dışarıda kalmış. Donduğu için pek fazla esneklik yok. Oynamıyor çuval.
O yüzden portici kardeşim geliyor. Arkadan böyle vurdurma yapıyor. Aynen görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Gel az daha oraya. Tamam bırak abi. Bırak böyle iyi. Böyle iyi. Az daha bu tarafa oynat. Az bir şey oynat hadi, az bir şey. Tamam. Bırak. Biri böyle dengeli koyuyoruz ki araba sağa sola oynamasın. Hadi bakalım yükleyin de bir önce çıkalım gidelim. İftara bir saat kala mola vereceğiz. Ondan sonra iftar hazırlığına devam ki. Osmancık markette şöyle güzel bir alışveriş yapmam lazım. Az az ama güzel. Anamanım! Selamünaleyküm. Gençler ne yapıyorsunuz? İyi. Kolay gelsin. Erdiş Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Erdiş Bey. Nasılsınız? Kayıtlara geçiyoruz. Bu hayat sana güzel be. Vallahi bu hayat sana güzel. Daha başka bir şey demiyorum. Sabah sabah yine sinirle soktular beni ya. Arkadaş bir gelmeyin de bir de biz tartılalım da. Ben zannettim ki siz çağırıyorsunuz bunları. Hani onlar çağırıyor da geliyor bunlar. Kaç var abi? 25. Ramazan aran nasıl? İyi mi? İyi. İyi Allah daha iyisi. Ben çekeyim arabayı yan tarafa. Ne oğlum ne geliyorsun zıtıt lan buraya? Ha? Aç kapıyı. Aç lan. Ne oğlum biz araba değil miyiz lan buraya kafayı dayanıyoruz hemen geliyorsunuz. Beni çaldır. Çaldırayım ben. Beni çekiyor. Niye çaldırayım? Bu perde de güzelmiş ama. Beni çekiyorsun. 48 miydi bu? Evet. 58 var. Ne kimdi o? Ali. Lan Ali. Sen nereden çıktın lan? Ben bir yerden çıkmadım kanki. Daha önce depodayım ben çalışıyorum. Hayranlarım çok bak beni çok izler. Adama bak bir de hamal gibi yelek giymiş yeşil yelek. Niye izlediyorsun? Haramlı. İyi ben gidiyorum İzmit'e görüşürüz. Bas oğlum bas. Çift tabanca, tek pompa, en güzel abi. Çabuk hele dolsun demiş. Ha? Toplam ne kadar mı? 10, 9000, 10.000'i geçer herhalde. Para olarak. He. O zaman ne yapar? 500 litre geçer. Yani normalde şu an 400, 430, 450 o civarda alması lazım diye hesap ediyorum. Bakalım. Ama bunu böyle yapman iyi oldu ya, vallahi. Helal olsun sana ya. Vallahi. Evet, şimdi mazotumuzu aldık. Mazot petrolden çıkış sağlıyoruz arkadaşlar. Gel sen de gel. Gel. Sen de gel. Hepiniz gelin. Bir gün akıllanacaksınız Allah'ın izniyle. Ya sen de gel. Aman soldan gidersiniz ya. Aman şöyle bir direksiyonu sol yaparsınız ya. Bu sefer araba 480 litre yapmış.
Arkadaşlar şu an şükürler olsun yakıtımızı da aldık. İrsalemizi de aldık. Ve Çakallı Gantar'a kadar geldik. Şu an Gantar'dayız. Hadi dayı, hadi dayı, hadi dayı. Aha, polis amcanlar çıkmışlar hava. Bakalım bizi durduruyorlar. Gel aşağı diyecek. Arabaya çıkacak. Takografını alacak. Biz yatıyoruz baba. Ha bu Ramazan'da bari acıyın bize ya. Ha bu Ramazan'da bari acıyın bize ya. Şimdi arkadaşlar bir de bu Ramazan'da yani öyle ki yani Ramazan ayında aracınızla seyahat ederken, yolculuk yaparken yolda dikkatli olalım. Çünkü açlık oluyor, susuzluk oluyor, halsizlik oluyor. İnsan ister istemez direksiyon başında böyle bir bitkin bir durum alıyor, bir vaziyet alıyor, uyku geliyor, kontrolü kaybedebiliyor. Onun için siz kendiniz iyiyseniz karşınızdan yani yanınızdan gelip geçen arabalara dikkat edin. Her an her şey olabilir. Yani zaten trafik kazaları ekseri en fazla karlı buzlu aylarda bir de Ramazan aylarında oluyor. Çünkü Ramazan ayında böyle insan bitkin oluyor, halsiz oluyor, açlıktan böyle susuzluktan böyle kendini kaybediyor. Ve ayrıca özel bir ihtiyaç var ya mesela ben adını vermek istemiyorum. O vuruyor kafaya, o vurduğu zaman insan hep gidiyor. Onun için Ramazan'da dikkat edelim abi. Uzun yola mı çıkacağınız, aceliniz yoksa akşam iftardan sonra çıkın, sahura kadar gaz basın. Ben bugün böyle yapacaktım yani bu şekilde yapacaktım ama dedim ki hep videolarımız dedim. Yavrum bana bak be. Hep videolarımız dedim hep böyle akşama denk geliyor, geceye denk geliyor, karanlığa denk geliyor dedim. Sevenlerimiz hep böyle gece videosu izliyor, hep gündüz videosuna maruz kalıyorlar. Bir onun için erken çıktım, bir de iftar yemeği yapayım dedim. Her zaman denk gelmiyor. Bakarsınız dönüşte geliriz, gemi gelmiş olur, gemiye başlarız. Ramazan'da da yani iftarda bir şeyler yapalım böyle ta 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 tak yemeği hazırlayalım. Değişik değişik yemekler yapalım. Niyetim bakalım bu yani bulabilirsem bugün iftara taze fasulye yapacağım abi. Domates, soğan, ondan sonra zeytinyağlı, az da salça. Güzel bir taze fasulye pişiresim var. Bakalım yanında da çorbaya gerek yok. Zaten fazla yaptığın zaman yani insan fazla yiyor. Çok az yapacaksın abi, öz yapacaksın ama az yiyeceksin. Fazla yediğin zaman da rahatsızlık veriyor. Şimdi düşünüyorum sahura ne yapsam? Sahurda yumurta zaten vazgeçilmezim de o ayrı konu. Yumurtayı alacağız bir koli. Yumurta haşlayacağız sabah kahvaltıda. Domates olur, salatalık olur, beyaz peynir olur. Yani süzme peynir alırım. Onlar da sahurda yeterli gelir. Yeterli olur yani. Bir de çay demlerim. Ufak bir demlite çay içerim. Zaten iftarda bu akşam inşallah hava yağmaz iyi olur. Güzel olur. Güzel bir şöyle iftar yapacağım abi. Aracımızda dolabımız yok. Dolabımız olmadığı için soğuk içeceğimiz de yok. Bakın her şeyin burada sıcağın içinde duruyor. Bak Brufo gazoz, ondan sonra tatlım. Bakın tatlım bile aldım böyle duruyor. Yani iftardan sonra yerim diye. Bakın muzum, armudum ama içeceklerimiz sıcak. Soğuk içeceğimiz yok. Aracımızda buzdolabı yok. Buzdolabı olsaydı sıkıntı yok da. Soğuk soğuk içerdim ama şimdi var ya ha bu Ramazan'da da iftara İftarda var ya hala buradan soğuk suyu çıkarıp da güp 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 böyle serin serin içmek var ya ne iyi olurdu ya. Olsun bakalım. Eğer iftara durduğum yerde yani yemek yapacak olduğum yeri öyle ayarlamam lazım ki yani bir büfe bir bakkal bir şey olursa benim için daha iyi olur. Soğuk içeceklerimi alırım soğuk soğuk iftarda içerim diye düşünüyorum. Acaba çorba da yapsam mıyım? Onu da düşünüyorum yani. Ya da çorbayı yapayım, sahurda da çorba yerim, peşin haşlanmış yumurta yerim, onu yerim, bunu yerim, şunu yaparım, bunu yaparım. Hep hesap ediyoruz, yapıyoruz. İnanın hani karnımızın açtığından değil ha, biliyor musunuz? Yani insanın Ramazan'da açlıkla pek fazla bir zorlandığını görmedim ben. O da çalışırsan, köyde tarla, çapan işi yaparsan, devamlı böyle hareket anında olursan tabii karnın acıkır. Karnın böyle çalıştığından dolayı acıkır ama böyle evde durduğun yerde, arabanın içinde sadece susarsın ve özel ihtiyaçların aklına gelir. Yani açlıktan bir yana bir sıkıntı çekmezsin. İnsanoğlunun gözü aç baba. Vallahi insanoğlunun gözü aç. Karnı aç değil, gözü aç. Ha bu gözler var ha bu gözler. Ha bu gözler aç alıyor. Ondan sonra yok işte iftarda şunu yapacağım, şunu yiyeceğim, şunu alacağım. Markete gidiyorsun, ondan al, ondan al, ondan al, dolduruyorsun. Ama hoca Allahu Ekber dediği zaman duanı yapıyorsun. Orucunu açıyorsun, bir çorba, bir su içiyorsun, bir çorba içiyorsun. Ondan yiyeyim diyorsun, az bir şey yiyorsun, tıkanıyorsun.
lağımdan da yiyecektim ben. Tüh diyorsun, kalıyor. İşte bu nedir? Gözümüz aç abi. Vallahi. Bakalım, inşallah bu iftarda güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Allah herkesin niyetini kabul etsin. Orucunu tutmuş oldu, orucu kabul etsin. 201'e. Bir daha buradan su alayım ben ya. Su olmadan olmuyor. Ne? Beyaz sirke. Beyaz sirke mi? Evet. Bir eksikti. Oradan domates almam lazım. Hiçbir şey yok. Marketi biraz yoracağız ama. Bir tane de limon alayım, salata yaparım. Neyse, şöyle bir gidelim bakalım. Vallahi arkadaşlar, 160 küsür lira tuttu. Ben 200 küsür bekliyordum ama 160 küsür lira tuttu. Su aldım. Ha bu arada yatak nevresim nasıl? Fenerbahçe. Su aldım, yoğurt aldım, fasulye aldım, soğan, domates, salatalık, beyaz peynir aldım, süzme, elma sirkesi aldım. Salça aldım. Yumurta aldım. Bellona gidiyor. Boşaltmış erkenden gidiyor. Neyse şuradan bir çıkalım da. Ben ara kötü olmaya başladım. Saat 2'ye geldi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 saatim var. 5 saat süreceğim. Bundan sonra doğru yemek hazırlamayayım. Evet arkadaşlar, vallahi o kadar may içtim ki var ya, şu an Tosya'nın çıkışındaki sağda Onur Park var, oraya doğru gidiyorum. Güneş bir yandan vuruyor, boğazlarım bir yandan kurumuyor, kurumaya başladı. Başım ağrımaya başladı, böyle bir halsizlik vurmaya başladı. Yani daha sayayım mı anlatamıyorum, yani bilemiyorum daha sayayım mı. Yani sesimin böyle gür çıktığına bakmayın, böyle ciğerden böyle bağıra bağıra konuşuyorum yani şu an, bağıra bağıra. Yani baktım halsizlik vurmaya başladı. Zaten takograf da süre vermiyor, 20 dakika sonra mola vereceğiz. Saatimiz kaç? 5'e geldi. 5'i 20 geçe mola versek, iftar burada kaçta oluyor? Bir de o var. Bakacağım iftar Tosya'da bayağı Ilgaz'da kaçta oluyormuş. Ona göre bakacağım. Eğer 45 verdiğimde buradan hareket ederken zamanım az kalırsa hiç hareket etmem. Ne yaparım? Başlarım hemen sahur demişim. İftar hazırlığına başlarım. İftarımı hazırlarım. Adam akıllı güzel gene yerim, içerim. Çay dedemlerim. Çay mı da içerim? Bir kafam yerine gelir. Ondan sonra yol çokmuş. Yol bitmeyecekmiş. Aman sal gitsin baba. Zaten sahurluğum da var. Sahurumuzu da yapacağım arabada. Sıkıntı yok. Pastırma var, yumurta var, peynir var, zeytin var, sarelle var, var oğlu var. Bu gece sahurda pastırmalı yumurta yapacağım. Domates, salatalık var, peynir var, zeytin var, sarelle var. Daha ne olsun baba? Ha, bal da var, ekmeğimiz de var, var oğlu var. Bu Ramazan var ha, inanın çok bereket. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım kimseye yokluk, darlık, sıkıntı vermedi. İnanın vermedi. Yani muhabbete de daldık bu arada. Araba da yine aldı başını gidiyor yani. He? Öbür araba bana hiç yetişemiyor. Vallahi Aksor bana hiç yetişemiyor. Adama diyorum neredesin diyorum. Ben de değil seni gözlüyorum diyor. Neredesin diyor. Lan sen neredesin? Ben dedim Tosya'ya yaklaştım. Değil sen benden önde misin? Ben senden öndeyim tabii ya. Şimdi işte arkadaşlar Ilgaz'a doğru geçiyorum. Ilgaz topraklarına. Birazdan mola vereceğim. Şu aşağıda bir cep vardı. Eğer oraya kadar gidebilirsem orada bir mola veririz. Yatarız şöyle biraz uzanırız. Çünkü başım ağrıyor. Halsizlik var. İnşallah hava iyi olur. Yani sahurda video çekebilir miyim bilmiyorum çünkü karanlık oluyor ama sizin için ne bileyim Dorsey'e bir uyduruk kaydırık bir lamba yapmam lazım. Bakacağım lamba düğüsü varsa burada onun götüne bir kablo bağlayacağım. Bir de ampul takacağım. Olmadı bir şekilde bir şeyler yapacağım yani. Yapacak bir şey yok. Sahurda karanlık olmasını istemiyorum. Orada abi 45 molası vereceğim ya şimdi. Duracağım ya. O zaman bakarız bakalım. 15 dakikam kaldı. 15 dakikaya da o cebe varırım herhalde ya. Neyse bir gidelim bakalım. Ay. Vallahi arkadaşlar, iftara az bir zamanımız kaldı. Vallahi inşallah yetiştireceğiz ya. İnşallah yetiştireceğiz.
zeytinyağımızı koyuyoruz. Ses ne dıkır dıkır dıkır. O hava abi, hava. Aksor gibi olmaz o. Biraz acele ediyorum mecburiyetten. Çünkü iftar saatim yaklaşıyor. Evet. Evet. Şimdi tuzumuz vardı. Evet. Şimdi bayağı bir çıkın cümle. Kapat ağzını. Zeytinyağı tamam. Tuzu tamam. Ondan sonra cırma, soğanı falan tamam. Şimdi suyunu çeksin. Şimdi bu arada biz de salatamızı falan yapalım. Kusura bakmayın, acele acele yapıyorum. Şöyle dursun da size göstereyim yani. Acele acele yapıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü iptal etmem lazım. Yeşil biberimizden yeşil biber de alalım. Vallahi. Yol boyu restoran inşallah iftara yetiştirecek inşallah. Hadi bakalım. İnşallah iftara yetiştireceğiz yani yemeğimizi. Çünkü yer bulamadım yani. Şimdi lokantanın önünde de duramayız. Adamın mekanının önünde durup da yemek yapamayız. Böyle bir yer lazım bize. Şimdi İsmail abi de tüp var. O tüpü de alayım. İki tüp. Öbür tüpe de çorbayı koyayım. Bu akşam menümüzde çorba var. Taze fasulye var. Gel baba gel. Getir baba getir. Getir de çorbayı koyayım ona. Yoksa yetiştiremeyeceğim. Sen oraya koy onu, ben halledeceğim. Çorbayı koyacağım ona da. Çorba hazır olsun. Ya şimdi orada dursam ayıp olur dedim. Adamın mekanı. Tabii canım, adamın yerinin içinde sen yemek hazırla. Elma sirkesi sever misin? Sirke olsun yeter. He? Fark etmez sirke. Fark etmez lan. Soğan da doğruyor mu? He? Soğan. Ne? Salataya. Sen yemiyor musun? Ya yerim de ben onu arada şey yapayım da unutuyorum. Hatırlat bana. Acele ediyorum şu an. Ben yapayım. Ya bu zaman gel. Ne acele edeyim, anlamadım ki. Daha var saate ya. Ben şu kaynatını alsan satayım şu. Kamera seni çekilsin şu anda. Sen yok, sıkıntı yok. He? Kamera seni de çeksin, ben çeksin. Önemli değil. Sen yeter ki yetiştirelim. Sen doğra içine. Salatamız, fasulye yemeğimiz inşallah pişecek. Suyu çeksin. Suyu çekince kendini suyunu çekince normal su koyacağız az bir şey. Ondan sonra pişmeye alacağız. Menümüzde salatamız var. Mercimek çorbası yapacağız. Aynı zamanda fasulye yemeğimiz var. Zaten fazla yemeğe gerek yok. Ben çorba içtim miydim? Az bir yemek yedim miydim? Gerisi gidiyor zaten. Burası da müsait. Lavabomuz var. Çeşmemiz de var. Bulaşığımızı yıkamak için. Hadi bakalım. İsmail abi yapıyorsun bu sporu ya. Yılların usta kaptanlarından birisi İsmail evet, abimiz. Evet. Sabah da et, tavuk benim işim. Diyorsun. Tamam da. Tamam da abi. Salata salata ha. Su var değil mi abi? Var var var, çeşme de var orada. Bakalım çeşme çalışıyor mu? Çalışıyorsa bizim işimize gelir. Bak bakalım, ben de şu salatanın ağzını kapatayım. Şimdi arkadaşlar hazır çorbamızı yapacağız. Mecbur hazır çünkü böyle normal şey yapmaya, çorba yapmaya şeyimiz yok yani, vaktimiz yok. Hazır çorba.
İsmail abi senin o tüpü yakalım. Tüp hazır. Kendi suyunu çekmiş. Az bir şey daha koyacağız. Tüpümüzün altında az bir şey kısıyoruz. Kısık ateşte fasulyemiz pişecek. Nasıl İsmail abi, yapıyor muyum bu sporu? Taze fasulye. Şimdi çorbamızda sıra. İsmail abi, sen abi tüpün kafası da iyiymiş ya. Nasıl ya? Benimki ince şeylere oynuyor sağa sola. Elimde de hala vardı ona. Vardı şeyden aldım. Ne o? Malatya'dan. Vallahi. Vallahi. 10 liraydı, 15 liraydı. Onun şimdi 20 lira. Evet. İsmail abi şey yapma, sonra yıkarız onları ya. Biraz yorma kendini. Ama böyle yerde yani şu çeşmelerde niye su yok ben hayret ediyorum. Acaba bir yerde vanası mı var? Ona baktım ya, kitli. Kitlerde tank. Çorbaya gel, çorbaya. İlk işim şu yemek deposunun dolabını bir boyayıp ondan sonra şuraya bir tane de yan tarafına su tankı. Dur ben koyarım hadi. Az abi çorbayı yapayım da. İnsan aç olunca böyle karnı aç oluyor ya. Ne zevkli oluyor. Ne zevkli oluyor biliyor musun? Hem bir de insanın gözü aç abi. Aa şimdi abi çorbadan bir tas içeyim. Bir tas iyi bitti. Bitti. Çay. Beni yıkan çay abi. Abi sen o İster ağa ufak demleğe yap, ister ağa büyük demleğe yap. Hangisini olursa. Ben içmeyeceğim. İçeceğim, ben de içeceğim. Yeter mi o bu? Yetmezse ona yap. Çay orada bidonda bak. Kırmızı kapaklı bidonda. Şimdi daha çorba bitti ya. Çorba bitti mi demez çay suyunu koyalım buraya. Yani biz tırcılar, kamyoncular hiçbir zaman yolda aç kalmayız arkadaşlar. Yani biz kendi işimizi her zaman kendimiz görüyoruz. Yere geldiğimiz evde bile kendimiz görüyoruz yani. Biz kimseye minnet etmeyiz baba. Evet, aynen öyle. Allah sağlığımızı, sıhhatimizi eksik etmesin. Yani biz tırcıların elinden her şey gelir. Mesela bak ben bir biber kızartması yaparım. Yeşil biber var ya, onun bir kızartmasını yaparım. Benim komşumun kızı var. Benim yeğenim, kızım gibidir. Cansel. 21-22 yaşlarında. Onu bir yer. O benim elin yaptığım biberdeki lezzeti hiçbir yerde alamaz. Allah Allah. Ya Ali abi der, sen bu bibere ne katıyorsun Allah aşkına? Hiçbir şey katmıyorum. Sadece sevgimi katıyorum diyorum ona. O da bana, o da yetiyor. O lezzetli var ya bak. Bir tava biber yaptım geçen hafta. Bana mısın demedi. Kütür kütür yediler. Yani ben yaparım yani. Hiç üşenmem. Ben yemek de yaparım. Temizlik de yaparım. Hiç sıkıntı yok. Ben mesela arabayı komple içini boşaltırım. Yeniden temizler yerinden koyarım. Hiç üşenmem. Oy, belim ağrıdı be. Hadi sen çay suyunu koy. Şu çeşme vardı sevindim en çok da biliyor musun? Yani bulaşıkları falan güzel gene yıkarım diye sevindim ama ne yazık ki olmadı. Görüyor musun abi şu manzarayı? Ezan sesi gelir daha buraya. Ama o karşıda köy var. Doğru oradan gelir. Gelir yakın. Yayla Ören köyü mü bura? Şimdi bir tane tencerenin kapağını alalım bakalım. Az daha pişmesi lazım.
Saat da 7. İmsakiyenin şeyine göre 20 dakika daha var. 19:20. Arkadaşlar, ezan okundu. Allah kabul etsin. Şimdi orucumuzu açacağız inşallah. Şimdi fasulyemiz pişti. Görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi salatamız da hazır. Yoğurdumuz da var. Şu çorbamızı bir ısıtalım. İsmail abim çay su duramıyor. Çayınızı yapıyor. Ne yapalım? Bu kadar arkadaşlar, ama şükürler olsun yetiştirdik. Ezan daha yeni okundu. Sahurda inşallah görüşmek üzere. Sahurda eğer video çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem hakkınızı helal edin. Herkese hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere. Vallahi arkadaşlar, şu an Kocaeli'ye geldim ama dışarı yağmur yağıyor. Saatimiz de 1:30-2'ye geliyor. Sahur yapmam lazım. Yağmura nasıl yapacağım bilmiyorum. Vallahi burada sahur kaçta oluyor acaba? Ona bir bakayım da duruma göre bakacağız. Kocaeli iftar vakti. Sahur vakti 5:03 geçeymiş. Ben en iyisi yiyip de yatayım ya. Vallahi yiyip de yatayım. Bir daha sıkıntı olmasın. Yatayım, bir daha ben kalkmayayım ya. En güzeli o. Şimdi video çekeceğim de. Bu yağmura çekebilir miyiz acaba? Bilmiyorum. Neyse bakalım. Çok yağmur yağmazsa çekeriz. Eğer yağarsa yapacak bir şey yok. Neyse bir bakayım dışarıdaki duruma göre. Ona göre hareket ederim. Yapacak bir şey yok. Vallahi arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu gece böyle oldu. Yani
Yapacak bir şey yok. Dışarıda yağmur yağıyor. Dışarıda yağmur yağdığı için ben de böyle bir karar aldım. Bakalım inşallah karnımızı bu şekilde doyuracağız. Ne yapalım abi? Dışarıda yağmurda ıslanmaktansa burada bu şekilde yemek daha iyi bence. Burada pastırmamız var arkadaşlar. Burada da biraz yüksek oldu ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Dışarıda yağmura ıslanamazdık. Beyaz peynirimiz var. Yani bir şekilde sahurumuzu yapacaktık. Ama şu yumurtalarımızı bir ilk önce şu yumurtalarımı bir halledeyim de. Yumurtalarımızı bir halledelim. Şöyle. 3 tane yumurta açtım. Peynirim var dedim. Pastırmam var dedim. Yeter onlar. Aslında yemeğim de vardı. Fasulyem vardı ama onu da yarın iftara. Zaten bir günde yemek kötü olmaz. Yarın da iftara Allah'ın izniyle yaparız ya. Yaşar Berber kardeşim bu Ramazan'da terk etti bizi. Ona davul tömbele çalıyorduk ama sahurda. Bu sefer yok. Rutlar değişti. O başka yere gidiyor. Ben başka yere gidiyorum. Yağmura da arkam ıslanmış ya. Vallahi. Yumurtadan yine vazgeçemiyoruz yani, görüyorsunuz. Oo. Yumurta da güzel haşlanmış ha. Tuzumuzu almayı unuttuk ama olsun. Bu sefer de tuzsuz yiyelim ya. Ah, evet. Karnımızı doyurduk diyelim. Bundan sonra da yatış pozisyonuna devam baba. Çayımız da hazır. Sahur yemeğimiz bu. Ne yapalım? Çayımızı da alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arabanın içinde bu kadar olayım. Böyle yiyeceğiz. Böyle karnımızı doyuracağız. Ne yapalım? Bizim de evimiz burası. Yani burada yatıyoruz, yuvarlanıyoruz. Yeri geldi mi aynen bu şekilde gördüğünüz. Orada kaldığımız zamanlar yemeğimizi burada yiyoruz. Aslında bu önümüzde bir masa olsaydı daha iyi olurdu ama olmadı. Kartepe parkına girdim. 45 verecektim. Durmaya bir tane yeri yok. 45 de vermem lazım. Veremedim. Mecbur dedim. Yani az bir yolum vardı 3-5 kilometre. Din bari dedim. Ne yapayım? Orada bari yatarım dedim. Bir 10 dakika, 5-10 dakika fazla sürüş yaptık ama. Sahur bu kadar. Yarın sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Ya da ben yatacağım. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Bu zamanında kalktık. Saat 7.30. Pardon 7.30 demeyeyim. 8.30. Şimdi boşanacak olduğum fabrikaya geçiyoruz. Malum gece sahur arabamızın içinde yaptık. Biraz bir şeyler yedik. Bugün Allah'ımıza şükürler olsun. Tekrardan niyetliyiz. Bugün Allah nasip ederse 4. günü tutuyoruz. Vallahi şaka maka bir hafta oldu ya. Valla ağzım da burnum da kulağım da derken bir hafta oldu Ramazan ya. Zaman çok çabuk geçiyor. Vallahi. Sabah kalktım. İlk önce Bismillah dedim, arabamı çalıştırdım. Ondan sonra arabadan aşağıya indim, elimi yüzümü yıkadım. Ondan sonra araba çalışırken, havası dolarken şöyle bir gaz spor hareketleri yaptım, yürüyüş yaptım, işte hareketler yaptım böyle. Çöktüm, kalktım, eğildim, bilmem bir şeyler, ıvırı zıvırı. Bu şekilde sabah sporunu da yapmış oldum. Metro, Frelle, Fatma'ya. Valla arkadaşlar, herkese tekrardan yeni bir iftar sofrasından selamlar. Bugün menümüzde, bir saniye şöyle yapayım. Bilmiyorum çekiyor mu tam da. Bugün menümüzde yine her zamanki gibi Ramazan soframızın vazgeçilmezi salatamız var. Şöyle tavuk yapacağım. Aynı zamanda da dün akşamda iftardan kalan fasulyem var. İsraf olsun istemiyorum. Onları yapacağım. Aynı zamanda tatlı da aldık. Tatlımız da var. Tatlımızı da yapacağız. Ondan sonra Allah nasip ederse inşallah iftarımızı açacağız. Yani İzmit Kocaeli'de sabah 5.30'da falan 5.10'da mı ne
imsak yani sahur oluyor. Akşam 7.35'te de 19.35'te de iftar oluyor. Burada az önce çarşıdan gelirken bir tane abimizle tanıştık. Urfa kebabı yeri var. Akşama bizi oraya davet etti. Bakalım inşallah böyle geçebilirsek, bir geçesim var oraya kendisini ziyarete. Bizi davet etti oraya. Akşam açıyız dedi. Gelin buyurun dedi. Bakalım inşallah geçebilirsek geçeceğiz. Yani biliyorsunuz ki iftar sofrasının salata vazgeçilmezi. Salata güzel oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Onun için ben salata yapıyorum yani. Ya masamızda çeşit olsun da ne olursa olsun. Yeter ki çeşidimiz olsun yani. Bu akşam acele etmiyorum. Çünkü zamanımız var. Saat 7'ye geliyor. Daha var. Şimdi salatayı yaptıktan sonra tavuğumuzu yıkayacağız. Tavuğumuzu yıkadıktan sonra şöyle şu soğanımız vardı. Onu da halledelim de. Ama şükürler olsun bugün hava yağmıyor. Yani bugün yağıyordu ama şükürler olsun iftara yakın hava düzeldi yani. İşe gelince işler bıçak gibi kesildi arkadaşlar. Ramazan'ın ilk günleri. Şu an hiçbir yerde iş yok. Yarına kaldık. Yarın inşallah yarın alacağız. Evet arkadaşlar, Nizamettin Akbaş'ın sofrasına hoş geldiniz. Yol boyu restorandan herkese selamlar. Kardeşim nereye gittin? Oymağa mı gittin suya ya? İçiliyor muymuş? Baba koy abi, sıkıntı yok. Dedim hala Rufat'ın vatan salatayı yapayım dedim. Ne abi? Sana ne oldu ya? Vallahi ben iyi değilim. Hastane gidelim mi? Şey yap, sen yapma. Otur aşağı arabada. Sen buraya gelme, soğuğu ben hallederim. Yardım rahatsızlaşmıştı ya, Allah Allah. Evet arkadaşlar, domatesimizi küçük küçük doğradığımız gibi biberlerimizi de böyle küçük küçük ince ince doğruyoruz ki salatamız şık ve güzel olsun. Evet, ince ince, Yasemince. İnce ince, Yasemince. Burası Frito-Lay cips fabrikasının yükleme deposu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arabalar burada bekliyor. İki günden beri bekleyen Bursalı kardeşlerimiz bile varmış yani. Sarı dapları var. Onlar bile diyor ki abi diyor, iki gündür buradayız diyor. İşler kesildi diyor. Yani vallahi. Allah. 10 numara. Denece kader, denece beter. Bir tarafında ne dayandılar. Vallahi değilim. Bak bana bir şey oldu, ben anlamadım ya. Acaba bir zehirlenme mi var? Ne var ya? Abi hiç bir şey yemedim. Kurban oldum. Sabahleyin gördüm ne orada fabrikanın içinde. Sabah bir şeyim yoktu. Evet, evet. İftar hazırlığı bütün hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Tavuğumuz pişecek inşallah. İftara yetişecek inşallah. İsmail abi, ne haber ya? Bu gece Allah'ın izniyle ikinci iftarımız. Evet, elimiz bol. Allah'a şükür olsun. Çayı demledim. Evet, çayı da demledim. Salatamız hazır, tatlımız var, turşumuz var, yoğurdumuz var, fasulyemiz var. Allah'a şükürler olsun. Daha ne olsun? Evet. Didimiz var. Var oğlu var. Aa, ama iş yok. İş yok. Beklemedeyiz baba. Herkes beklemede. Vallahi ben böyle her Ramazan'da, geçen Ramazan'da Yaşar Berber vardı. Devamlı Eskişehir'e çalışıyorduk. Eskişehir'e falan oturalım, gübre götürüyorduk. İftarı yapardık. Ben sahura kalkardım. Onlar uyurdu. O zaman Rasim de var. Rasim Günay. Kırmızı arabi koşuyor. Ben şimdi yumurtayı falan açtım. Çayı demledim. Elime o bir tane büyük su bidonları var ya. Camadan su bidonu. Ondan bir tane geçirdim burada elime. Aldım elime kepçeyi. Kapılarına gittim. Vuruyorum. Davul çalım. Kalkın ola. Kalkın ola. Sahur geldi. Kalkın ola. Yaşar şok oldu. Ne nerede buldun lan bu bidonu diyorlar. Ben bulurum dedim. Kalkın. Şu Ramazan tömbele parasını da alayım dedim. Ha yani. Vallahi Müşatlarla beraber iyi günler geçirdik ya. Oo, insana var ya canı çekiyor şimdi var ya kütür kütür yiyesim geliyor. Ne? Kütür kütür yiyesim geliyor şimdi diyeyim. Acıktın mı kardeşim? Acıktım baba ya. Ağzım. Selam. Selam. Ben çok rahatsız oldum. Şöyle bir fotoğraf alalım ya. Alalım bu, baba. Bu çekiyor, sıkıntı yok. He, sen bir şöyle arkadaşlarla oturalım böyle. Bir şeyler de koyalım, iftardayız. Dur baba. Abi
Ahmet, benim hayatımı yaşamak ister misin? Abi, kamyoncu hayatı yaşamak istemiyorum. Niye? Bilmiyorum, sadece eve gidiyorsun ya. Eve niye gitmeyeyim oğlum? Ya hayır, senin sadece bir hani cumartesi pazar evdesin. Ama her yok, gün evde biz her gidişte evimize uğruyoruz. Ama şöyle bir şey var, kamyoncu camiası olmasa ya tabii, bu millet hayat de olmaz. Tabii ki açlıktan kırılır, hayat olmaz. Biz de çalışacağız ki evet. Vatandaşlar yiyecekler, içecekler. Evet. Bak evet, bizim evet. Hayatımız evde de aynı, burada da aynı. Burada özellik ne? Ben burada zevk alıyorum. Şu yaptığım işlerden zevk alıyorum. Bak, hepsi benim eserim. Evet. Bak, görüyorsun değil mi? Şu markete de olur. Ha, hangi? Ha, yoğurt marketin ha. Sen de yani şimdi var ya. Yani reklam da yapmayalım. Gel beklerim kardeşim. Gel. Ay anam oy. Vallahi var ya, 10 numara tavuk yaptım ha. Gelen mi? İftar oldu ya orada. İftar oldu değil mi? Vay maşallah, iyi. Bir yaramazlık yok. Ay yavrum be, mis mis. Evet, 10 dakikamız kaldı. Demek memleket dolmuş iftar. Demek memlekette iftar olmuş. Bana verme. Ya kim yiyecek bunu? Bana verme. Ben orada bir parça et yiyeceğim yeter. Ben iyi değilim. Buyurun arkadaşlar. Bakalım alacağız. 4-5 dakika daha var. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Kamerayı kapatacağım şimdi. Yemeğimiz bu. Taze fasulyemiz var, tavuğumuz var, salatamız var, turşumuz var, yoğurtumuz var, tatlımız var, pidemiz var, didimiz var ve de vazgeçilmez çayımız var. Daha ne olsun değil mi İsmail abi? Aynen öyle. Bizim de hayatımız bu. Bizim hayatımızı yaşayamayanlar en bile var. En güzel sofra, kral sofrası bu. En güzel hayat bu abi. Bizim soframız bereketli sofra. Kral. Kral. Krallar diyarından herkese selamlar. Nizamettin Akbiniz'in bir iftarından sonuna geldik. İnşallah sahurda görüşürüz. Bu video bayağı uzun olacak, öyle gözüküyor. Bugün yatardayız baba, yatıyoruz. İş bulamadık, işsiz kaldık. Yarın ola, hayır ola inşallah. Ve ne diyecektim? Yol boyu restoranttan her zaman sizler için güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkese yol boyu restoranttan selamlar. Şimdi yemeğe geçiyorum abi. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şu an işimiz bitti. Ama çok geç kaldık. İnanın 2 gündür buradayım. 2 gündür İzmit'teyiz. Ve bugün anca işimiz bitti. Yani öyle bir şey ki, yani iş olacak diye beklerken işin olmaması yani bizi üzüyor. Biz bu aylarda iş yoğunluğu beklerken, yani iş yoğunluğu olmayınca bizi üzüyor, bizi yoruyor. Ama olsun, hayırlısı olsun. Hakkımızda neyse hayırlısı o olsun inşallah. Ne diyelim? Şu mesajımızı atalım da şirkete. Neyse. Uçuş pozisyonumuzu alalım. Evet. Hadi bakalım. Şu üst tabanı da açalım. Hava sıcak. Burası Köseköy. Sanayi sitesi. Gözlüğümüzü de taktık. Şimdi buradan dönelim. Ah yavrum, sen hala bekliyor mu? Ah yavrum.
28. Hala bekliyor mu? İş yok ki. ...28'ler bekliyor. Ben 2 gündür bekliyorum. Onlar bakalım kaç gün bekliyor. Allah Allah. Şimdi buradan... ...yola bir çıkalım. Ferdi baba! Ay yavrum, sigaynayı görüyor musun? Hey yavrum, eski İsveç kralı. Ha bu arabalar hiç mi yaşlanmaz ya? Burada bir tane şu arada Urfalı bir abimiz var, kebapçı dükkanı. Adama uğrayamadık ya, ayıp oldu. Adama uğrayamadık. Neredeydi o? Şu arada mıydı ya? Adam davet etti bizi ama uğrayamadık ne yazık ki. Evet, bu Petrovic'in yanında. Anlayışlı adam hastayım baba. Aferin. Adamsın. Sabancı, İstanbul, Ankara. Şeylerinden çıkış yapacağım. Allah nasip ederse. Bu arada OGS'ler kaldırıldı arkadaşlar. Bilmiyorum bilginiz var mı? Hep HGS oldu. Yani bütün araçlar HGS'den geçiş yapacak. OGS devri bitti yani. HGS'ye devam ki. Ama var ya, gece sahurda arkadaşlar bir hata yaptım. O hata da nedir? Yani yumurta vardı, peynir vardı, domates, salatalık vardı. Vardı da vardı. Bir de sarelle koydum oraya. Lan mübarek adam. Sarelle niye koyuyorsun? Canın çekiyor. Yiyeceksin, yiyeceksin. Gündüz de susayacaksın. İsmail de aynısını dedi. İsmail de aynı şekilde. Nizamettin abi ben mahvoldum dedi ya. Susadım dedi. Avustralya mahvetti bizi dedi. Hiç sorma kanka dedim ya. Avustralya bizi duman etti dedim ve de edecekti dedim. İnanın şu an boğazım susuzluktan böyle yani yanıyor yani. Ha şimdi bir buçuk litre suyu kafaya bir vurdu muydum, bir dikti miydim dibini görürüm yani o derece. Yani o kadar susadım. Bak hemen makas atıyor. Bak şimdi görüyor musun? Bak hemen hop. Toyoğlu, 34 Scania. Bak şimdi o gaz basıyor, bu da gaz basıyor, bu da gaz basıyor. Şimdi normalde şu orta şeritteki adamın gaz kesip soldaki sol şeritteki aracın önüne geçmesini sağlaması lazım. Ama bunlar yabancı olduğu için anlayış yok. Anlayış yok. Bak şimdi bu da gaz basıyor. La birinizden biriniz durun da yol verin de.
yapıştır. Yaz geldi be ya. Allah'a yaz geldi ya. Yaz geldi ama biraz da rüzgar var. Ben şunu bir sollayayım abi. ...07 Adana Edirne Urfa 138 sür baba. Sebzecisin herhalde sen de. Jettir baba. Baba orta şeritteyim ben. Sen niye kendini sağ şeride kaçırıyorsun ki? Biz yani o kadar da acemi adam değiliz yani, biliyoruz kimin nereden nereye gideceğini. Ah ah, iftara kadar şu çerkeşi bir geçseydim. Ama Umay'ı almayacağım şimdi daha zaten. İftarı yaparım, sahura Allah büyük. Takip eden, yakından takip eden, İzleyen kardeşimizin çalıştığı yer, pilot olay PepsiCo bayisinde çalışıyor. Bana söylemişti geçen gün Nizamettin abi, işte oradan geçerken bize de bir selam iletir misin? Kardeşim hepinize selam olsun. Bütün çalışan arkadaşlara selam olsun. Allah kolaylık versin, yardımcı olsun inşallah. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şu an hani bir ara bu Bolu Dağı'nın Bolu Tüneli'nin girişi kapalıydı ya, hele uçuktan dolayı, topraktan dolayı. Yani kar ne yaptı? Yumuşattı. Yukarıdan aşağı komple yıkıldı. Ama işte buranın yıkıldığı zamanda araba geçiyor muydu? Araba kaldı mı? Ondan yana bir bilgimiz yok. İnşallah kalmamıştır. Yani o sebepten dolayı yol kapalıydı. Eski Bolu yolundan gidiyordu arabalar. Hatta ben dedim Allah Allah dedim, bu arabalar niye buradan gidiyor demiştim. Bir ara bir denk geldim, bizim arkadaş hikaye atmıştı, Harun. Sonrasında bir öğrendim ki Bolu Tüneli'nin girişi, yani bu tarafa giriş kapanmış. Şimdi daha yeni yıkıyorlar, temizliyorlar orayı yani. Zaten bu kışın bu Bolu Tüneli meşhur oldu yani. Yani meşhur oldu yani. Kazasıyla, uçuğuyla, kaçığıyla. Baba, şimdi şöyle bir şey var. Madem sola çıkıyorsun babacığım, şöyle bir kökle de. Kökle de. Yol bir açılsın da. Hem de yani ne lan bu, Volvo mu? Ha, Volvo'su. Sür baba. Allah, la ilahe illallah. Vallahi Ramazan'ın bugün 4. günü mü 5. günü mü bilmiyorum da ben bayağı bir acıktım. O bir gerçek. Yani abi zaten Ramazan bir başında, bir ortasında, bir sonunda zorlar. Başında zorlanmadım ama abi dün gece sahurda sarelle yemem beni mahvetti. Sahurda bundan sonra sarelle ağzıma sürmem abi. Lambaya püfte. Yaz geldi be, şükürler olsun. Vallahi şükürler olsun ki yaz geldi. Şu güzelliğe bak ya. Bir de iftar gelse, bir de iftar olsa, saat
3, 4, 5, 6, 7. 7. 4 saat 15 dakika diyelim. Bilmiyorum nereye denk gelir de. Çünkü her yerin iftar saati değişiyor. Sizin maşallahınız var ya. Adamsınız. Vallahi ilk defa böyle böyle dökme malzeme getirdiğim zaman ilk defa bu kadar mutlu oldum. Her gittiğim yerde en aşağı 2 gün. Vallahi hani dedin ya bana ara bir yere alaz diye. Buraya görünce zaten ben bir şok oldum. Patron da arıyor. Ne zaman gelirsin? Ne zaman işin biter? Şimdi gemi gelmiş. Dedim vallahi bilmiyorum dedim. Daha bakmadım arkaya. Herhalde bir akşama doğru gelirim dedim. Şimdi o da şaşıracak yani. İlk defa böyle erken boşalttız. Vallahi helal olsun. Biz şey hani arıyorsun ya. Aradığında söylüyoruz. Ya işte boşaltırız. Bugün alırız. Alamayız. Ya işte ben dün aradım ya, o yüzden dedim çıkmanı arayayım dedim. Durum ona göre giderim dedim. Yani eğer geç boşalacaksa veya bir gün sonra gelirse gitmem, yatarım sabah giderim. Bize yetiştiremedik ama ben dedim ki daha çıkma dedi, yetişmez dedi. İftardan sonra gelsin de boşaltalım geceden değil. Aynen, dün akşam iftardan sonra alacaktık. Valla. Evet. İşte yetişemedim. Sabah çıkaydım, sıkıntı yok. Ama akşama da öğlenden sonra çıktım. Akşama doğru o saatten sonra gelmeyken zaten iftara zor attık kendimizi. Valla helal olsun ya. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar, şimdi aracımızı boşalttık da buradan çıkacağız. Bakalım hayırlısı. Bu sefer boşaltma yeri aramadılar, sigorta, ama Allah'tan bekleme olmadı yani. Bugün işim erken bitti. Erkenden, ilk defa erkenden geçeceğiz yani. Bu havalar niye hemen dolmuyor ya? Oo. Vallahi şükürler olsun ki hiçbir yere takmadan, vurmadan rahat bir şekilde geldik. Şimdi aracımızı boşalttık Allah'ın izniyle. Gidiyoruz. Damper, gemi gelmiş. Damperi takacağız. Ama tabii ki ben Sina'ya da verebilirim arabayı. Çalışsın ben çünkü kaç gündür yoldayım. Ya da belli olmaz. Şimdi ben Sina'ya vereceğim arabayı. Bu sefer ne olacak? Arabanın camını açacak, kapısını açacak. Rahat durmuyor. Arabanın içi komple batacak. Yani onların araba kullanma şekline ben hayranım zaten. Yani araba toz olur, çamur olur düşüncesi yok. Onun için en iyisi mi ben aracımı kimseye bırakmayayım. Kendim bari kullanayım yani. Çamaşırım vardı, kirli çamaşırlarım, onları bulamıyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an geldim, evimdeyim. Merhaba. Evin önünde. Video kapanışını unuttum. Ve şimdi aracımın dorsa değişecek. Ben de geleceğim. Damper takılacak ama ben eve geleceğim tabii ki. Başkasına vereceğim arabayı. Resul'e o çalışacak. Ben yorgunum, oruçluyum. Onun için istirahat ettikten sonra devralabiliriz. Bu videonun da burada tekrar sonra gelmiş olduk. Herkese beğenileriniz için, yorumlarınız için teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar. Arkadaşlar.